yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. Şu an kuaföre gidiyorum düğün için. Kınayı da kapatmadım. Neyse. Kınayı kapatacağımız kadar. Kınayı sonra kapatırım ben. Dün akşam çok değişik bir geceydi. Kafamı resetledim. Kuaföre gidiyorum. Öyle videoyu kendim başlatayım dedim. Buradan sonra kamera muhtemelen benim elimde olmayacak zaten. Bir şey söylemek ister misin? Şu an da düşünemiyorum bile, bugün sabahtan beri beynim dondu. Bugün gelin gibi hissediyor musun? Evet, hissediyorum. Dün hissetmiyordum. Bugün hissediyorum. Beyaz giyince mi geldi peki bu his? Evet. Outfit check yapıyoruz. Röportaj yapıyoruz bugün hakkında yorumlarınız. Bugünün çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Dünü tamamen unutturacak bir gün yaşayacağız. Şimdilik iyi gidiyor şey. Bakalım. Sıradaki katılımcımız. Her şey çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Arkadaşımızın yanındayız. Çok güzel bir gün. Çok da güzel olacak. Aynen. Teşekkürler röportaj için. Şuradan da geldiremem seni. Evet evet. Bilmiyorum. Şuralarında saçın bağlık mı çekti? Evet. İki gözüm tam eşit olamıyor bir türlü. Şuram daha düşük çünkü. Çok belli oluyor mu karşıdan falan? Yok. Bence hiç. Yani. Bak şuram daha düşük. 2-3 kere tekrar yaptı burayı. Çekti. Farklı çeksem olur mu falan diye ama her türlü şuram düşük kalıyor. Bir eşitsizlik değil. Gözüküyor onu mu? Onu şuradan çekmem lazım. Evet işte. Baktırmıyorum bana. Aynen değil mi? Ben şu an edemedim bile. Tamam. Okey. Giyineyim şimdi hadi. Evet. Onu ben bir yine teyit ederim annemlerden. Söylerim sana. Şuradan şey baksın bana. Şuradan şey baksın bize. Tamam. Şuradan şey bakmaya gidiyoruz kalkın. Evet, birinci seçeneğimiz bu. İkinci seçeneğimiz de bu. Şimdi üçüncü seçeneğimiz geliyor. Ben bunu zaten ne için almıştım biliyor musun? Kız isteme için almıştım. Sonra takmamıştım. Sonra ben böyle bir şey almayı unuttum. Evet. Bir de onun rengi de daha beyaz gelinlikten. Lan açıyorum.
yorumların. Çok güzel oldu. Dönelim. Outfit check. Nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Mutluyuz. Bu kadar yağmur yağdığı için ekstra mutluyum. Evet. Çok şükür. Bu saatte yağdığı için. Evet. Bu kadar düşüncelerim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Bitti benim işimle. Evet. Direkt spor ayakkabıyla bile çıkabilirim. Gözükmüyor. Ha şey mi gözükmüyor? Terlikleyim. Bence... Benim ablam öyle yapmıştı. Bak sadece nikah çık falan. Nikah tabii ayağını kazarken fotoğraf çeksin. Nikah falan sonra çıkıyor. Şu astarı kesmemiz lazım ama. Evet. Keseriz. Aynen o çıkıyor ortalığa sürekli. Kafa da açtı. Evet, dün gece gelen gelin çiçeğin hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Çok mutlu geldi. Dün gece geldi. Gelin. Damat Bey yorumlarını alalım çıkmadan. Yorum yapmak istemiyorum. Ay çok güzel görünüyorsun. Herkes beni yaz diyor. Şuralar çok siniyor belli ki. Evet. Yerim orası herhalde. Aynen. Benim hazırım bak orada çizgi gibi görüyorum. İşte bir ayağın burasına seni yazacağım, diğerine de Gizem'i yazacağım. Evlenmesinler bir an. Hayır evlensinler diye. Ne yapıyorsun? Değilsin. Ben de olsun iyi. Çok evlensinler. Bu ayağı beni yaz. Gelin Hanım nasılsın? İyi mi işte sen nasılsın? İyi. Şöyle yazayım mı? Şöyle. Cisem'i de yazayım daha evlenmedi. Beni de yaz kız. Dur, seni de Gizem'in altına yazayım. Tamam, yaz. Özkem'e ağladım Ahmet abiler oynayayım hacan diye mi der? Ya. Nur Seda yazıyorum buraya. Ya da seni Sevde'yle. Tamam seni Sevde'yle aynı ayağa yazacağım. Buraya kime yazayım? Benim kuski de herkes siliniyormuş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz kızım. Maşallah. Gelemedim. Hoş geldiniz. Hoş buldum yavrum. Hayırlı şuraya yazıyorsun. Allah mesut. Teşekkür ederim. Geldiğin yanına gelsem ısınam kızım. Dedeyi bekledim. Gitti. Camiden gelsin. Çarşıya gidiyor. Markete gidiyor ben. Yok takacağım o diyor. Yerden biri oluyor dedi. Aman. Yok. Anladım kimin geldiğini ben. Nereden gördün? Anladım. Evet, düğüne saatler kala gelinliği kesiyoruz. Ya batacağız ya çıkacağız. Anne çok kısa o, daha fazla kes. Dur fazla gitmesin, bir kere daha alırız. Bir tümü koyup üstüne deneyelim, iyice kısa kalmasın kızım gelinliği. Teşekkür ederim. Yok gitti. Teşekkür ederim. Maşallah. Ne bereketlisin kız sen. Döktün vallahi ya. Kanki bin dallarını nereye bırakayım? Evet, anne ne oldu? Hoş geldin evine. Alırız. Ya buraya bir yere kalsın. Şöyle koyayım mı? Hem olur. Şey kaybolmasın. Ay, anneciğim yavaş. Anne sağ mı? Bak şimdi nasıl sıkıştı. Cimreyle mi? Evet. Bir atın bakalım tünü üstüne nasıl sürecek bence de çekip duruyor. Otur böyle. Şu kenarları fazla kalacak gibi dikişim birleşti. Ay nasılsın abla? Allah tamamlayın. Sağ olun teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şöyle hareket et bakalım. Yürüyemiyor. Bence yetecek ya. Şöyle kapıdan bir yürü bakalım o tarafa doğru.
tam şu an bu videoyu editliyorum ve bu noktada girip birazcık olayları anlatmam gerektiğini hissettim. Şimdi videonun buradan sonraki kısmında modumun düştüğünü göreceksiniz. Çünkü videonun bundan sonra kısmında nikahımıza 1,5 saat falan var. Ve o kadar süre kalmışken yağmur ve fırtına nedeniyle düğün mekanımız kullanılamaz duruma gelmişti. Tek istediğim şey düğünle ilgili açık havada evlenmekti ve o yüzden bu noktadan sonra moralim çok bozuk. Çünkü artık mümkün değildi o noktada. Son anda bir önceki gün kına gecesinde de başımıza benzer bir şey gelmişti ve son anda kapalı bir mekana geçmiştik. Şansımıza yine o mekan o gece de boşmuş ve son bir saatte falan her şey değişti, oraya geçtik. Yani ben nikahı bile bilinçli olarak istememiştim öncesinde kıymak. Genelde herkes öncesinde kıyıyor düğün günü, hani kendilerine vakit kalsın diye, nikahla uğraşmamak için. Ben demiştim ki nikah da dışarıda olsun. Tam gün batımı saatini ayarlamıştım nikah saatinde. Böyle yeşillikler içinde bir yerde evlenmeyi planlamıştık. Ama olmadı ve yani ben burada bu mod düşüklüğünden hemen önce hüngür hüngür ağlıyordum. Çok kötüydü. Burada zaten bundan sonra böyle bir kısa bir işte evden çıkışımı falan göreceksiniz. Herkesin morali çok bozuk. Yani öylesine çıkıyorum, arabaya biniyorum ve düğün mekanına gidiyoruz direkt. Herhangi bir orada da bir olay yoktu. Düğünde de bir noktaya kadar gerçekten kendimi çok kötü hissediyordum. Çünkü yani hayatımın en güzel günü olması gerekirken çok kötü bir yöne evrildi benim için o gün ve çok kötüydü gerçekten. Yani o zaman zarfını hatırlamak bile istemiyorum. Sonra düğün ilerledikçe biraz keyfini çıkarmaya baktım diyebilirim. Yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ama hala aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Hatta ilk bir hafta falan aklıma geldikçe oturdum ağladım. Çünkü çok istediğim bir şeydi ve olmadı. Hatta tam tersi oldu. Tüm zamanların en sıcak Temmuz ayında sadece 2 gün yağmur yağdı. O da bizim kınamız ve düğünümüze denk geldi. Böyle buradan sonra sizi yine düğünle baş başa bırakıyorum. Gelin hanım. Nasılsınız? Süperim. Her zaman. Bize gününüzden bahsetmek ister misiniz? Evet, istemiyorum çünkü ağlayamam. Tamam. Damat bey, efendim sizler nasılsınız? Videoda mısın? Evet. Konuşursam yayınlanmaz herhalde. Evet, kaynana hanımefendi. Sizler nasılsınız? Süperiz. Durum güncellemesi alıyoruz. Kimse sormadı ama ben de süperim. Eniştemler mi şey yapsın? Ne? Beraber mi çıkarız? Çıkalım işte direkt. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Umut Bey. Umut. Evet. Sizden de bir şeyler istiyor kapı. Damadı görmeden açılmam diyor valla. Açılır artık bu kadar şartlardan sonra. Kuafördeki kızlarla ben bir miyim Umut Bey? Hadi açılsın. Yes Umut, yes sir. Çıkar mı? Çıkar mı? İçeride yer olur, ablamı tutamayın. Yok yok. Hayırlısıysa bitti, biter yani hiç. İyi bak işte. Ne olmasa iyiydi ama. Yaptık güzel tekrar, hayır bozulmuştu. Maşallah. 5 sene sonra bir daha yaparsınız, orada yaparsınız. Oldu mu? Yiyeceğiz diye. Hiç şey yapmayın. Önemli olan şey, mutlu olmanız yani. Dur saçımı falan düzelteyim. Ben çok sıkıyorum. Sevgili hemşehrilerim,
saygıdeğer misafirler. Çocukluk arkadaşım İsmail'in biricik kızı Işılay Hanımefendi ile eğitim camiasının saygıdeğer neferi, benim kızımın da öğretmeni Aynur Hanım'ın çok saygıdeğer evladı Umut'un yüreğine düşen ateşi bugün toplumla adam akıllı paylaşıp mesleğe dönüştürme vaktidir. Ve şimdi bu mukaddes görevin medeni hukuk boyutunda bizleri yalnız bırakmayarak bu kutsal vazifede biz de varız diyen genç evlatlarımıza, evli olan var mı aranızda? Harikasınız. Bu üç bekar kardeşiniz Tayfun Aksan, şöyle bir görsünler oğlum. Alkışlarımızla saygılar oğlumuzu. Onur Kayan ve kızımız Nilay Dilekçi. Işılay Hanım'ın kardeşi mi oluyoruz? Çok önemli bir görev. Sizleri tebrik ediyorum. Sayın Işılay Dilekçi, Sayın Necmettin Umut Kalenderoğlu. Evlenmek üzere belediyemize yapmış olduğunuz başvurunuzu inceledik. Yasal çerçevede hiçbir kanuni mania bulunmamaktadır. Birazdan sizlere şahitlerimizin huzurunda irade beyanlarınızın ortaya çıkacağı o meşhur soruları yönelteceğim. Hazır olduğunuzu kararlı ve sevgi dolu bakışlarınızdan görüyorum. Sayın Necmettin Umut Kalenderoğlu. Hiçbir tesir altında kalmaksızın hür iradenizle Sayın Işılay Dilekçi'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Işılay Dilekçi, özgür iradenizle hiçbir etki altında kalmaksızın Sayın Necmettin Umut Kalenderoğlu'nu kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evlilik gününde gerçekleştiğine şahitlik eder misiniz efendim? Evet ediyorum. Şahitlik eder misiniz efendim? Evet ediyorum. Şahitlik eder misiniz efendim? Evet ediyorum. Ben Deniz de sizleri Saray Belediye Başkanı olarak medeni yasanın bana tanıdığı yetkiye dayanmak marifetiyle şahitlerimizin şehadetinde ve bu seçkin topluluğun huzurunda birbirinize eş, karı koca ilan ediyorum. Umut ederim ki bu heyecanınız birbirinizin gözlerinin içinde böylece duruşunuz ömür boyu daim olsun. Mutluluk sizleri bir gölge gibi izlesin. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Kıymetli evrak, aile cüzdanıdır. Ulusal ve uluslararası anlamda nişanesidir evliliğinizin. Bu aile cüzdanını, bu kıymetli evrakı bir pozitif ayrımcılık yaparak kızımız Işılay Kalenderoğlu'na vermek isterim. Ve yüksek alkışlarla merasimimiz burada sona ermiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Gidelim. Kaçıp giderim o zaman. Bekle.
Evet, tüm mekanlar ortaya geldi mi? Hazır mıyız? Evet, gelin oğlum, hemen atla gör. Fotoğraf çekilecekler yüze vurmayı. Çekiyorum. Ama ben çok derse kalıyorum. Ben buraya geleceğim. Videodasınız. Video mu? Sadece zaten. Artık böyle. Tabii tabii. Ah, babaannem bile geldi. Bir fişke de olmasın mı? Rahat dövmeyeceğiz gibi. Şurayı bir kenara koyalım. Evet, şurayı salacağız zaten. Şurayı sal. Tamam. Şurayı mı istiyorsun? Tamam kızım. Daha görmeye geliyorum. Çok farklı. Damat gidiyor. Damat kaçıyor. Necmettin. Benim halim değil mi bu ilaç? Gel gel. Ego. Kutularını da çıkarmış. Bir dakika. Gelin arabasıyla hiç fotoğrafım yok. Hadi gel. Konuşan bu mu sence? Ha, Umut gelsin yeter. Umut hadi. Sola geçip sağdan vuramıyorum da ya. Sen çıkalım. İlk ben varım. Çok şey yapmıyor. Kanka önce zaten bir kapıdan geçmen lazım. Kanka bir kapıyı açman lazım. Kanka şu kapıyı bir yağla biraz. Ya, sen gel bakalım. Şey, sen önce biraz bir geç. Oynat bakalım biraz. Hadi biraz daha oynat bakalım. Bir görelim açılacak mı kapı. İçeri bir boşalt. Bence zorlama. Üste dalan diktik kardeşim. Bu kadar değiliz. Keskin nişancılar da var. Efendi gibi dayanıya gir. Oğlum sen içeri girmek istiyor musun, istemiyor musun? Sen gel bakalım önce bir üşüyor. Bedelini öde ya. İçeri girmek istiyor. Cebini at elini. Şu cebini artık açar mısın? Antrep mi var be kardeşim? Bir şey kalmadı. O zaman geç hemen. Arabanın anahtarı var mı? Kalmadı. O mu? Sen burada burada başı başı 1 lira düşmüyor oradan. Ben de su alamıyoruz onunla. Bir şey diyeceğim, ben TL'yi kabul etmiyorum bu arada. Enflasyonu biliyorsun yani. Yani 5'er lira yeter işte. Ya İstanbul'a geçer 5 lira su alamıyoruz lan. Bak o olabilir bak. Onluk mu onlar? Onluksa onluksa çıkaramamışız. Yunus Emre yazdı çıkıyor ya. Sen birazcık akıt onları. Yunus Emre nerede bir şey? Sen al bakalım. Alın abi. Yunus Emre nerede? Yunus Emre yok. Yok Yunus Emre mi kaldı? Yunus Emre öldü. Bunun rengi çok kötü. Sen ciklet aldın lan. Sen ciklet aldın lan. Yok. Sen bununla ben senin arabanın bagajına koymam.
Ben okay tatmin mi? Olmadım. Yok okey diyelim abi. Sen çıkar. Hadi biraz daha çıkar. Yok abi çıkarsın. Ben Yunus Emre görmek istiyorum ya. Yunus Emre ölmüş. Öyle bir şey yok. Sen geçmeyin içeri. Şimdi ciddi ciddi oturdum masaya. Bunlar sayılır abi abim. Ben durmam sana. Yalan yok. Bana vurmayın arada. Sen biraz uzakta dur. Sen biraz uzakta dur. Sen bir dakika hayır. Zorlama, zorlama. Zorlama. Orası hadi. Tamam. Hadi. Tamam orası. Hadi hadi. Ben bir kere Işılay nerede Işılay? Işılay nerede? Öyle hesap abi. Oğlum elim acıdı lan. İyi kurtuldu. Bayağı iyi çıktı yine. Son bir kapıyı sıkıştırdık. Kapıda çok sıkıştırdık ya. Kapıda beni üzdüm arkadaşlar. Allah tamamı neredesin? Oğlum amin. Çok vurdum. Tamam, hak ettim. Ya ben vurmayın dedim mi? Vurdum. Ben dedim vurmayın diye. Ay kalbe. Artık senden bekliyorum. Çaldı, çaldı. Emin olamıyorum. Biz de çalmak. Ağır abi. Çek şey. Selam. Ağır abiler. Çaldı o arada. Polise verildiğiniz darp kaydınız etti. Görüntü gözüküyor bence. Fotoğraf mı o? Video fotoğraf mı? Video. Şöyle yapacaksın ki Işılay onu açması lazım. Işılay açması için bak lazım. Portre modu var mı? En çok yakışıklı çek. El sallama kanka tamam. Gençler kendinize iyi bakın. Bay bay.